El-Fethur Rabbani ve'l-Feyzur Rahmani. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin vefatı. Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri ölüm hastalığı demlerinde oğlu Abdülvehhab'a şunları öğütledi: "Sana Allah korkusu gerek. Allah'a kulluk gerek. Allah'tan gayri hiçbir kimseden korkma. Ondan gayri hiçbir kimseden de bir şey bekleme. Bütün ihtiyaçlarını aziz ve celil olan Allah'a ısmarla. Ondan iste. Allah'tan başka hiçbir şeye dayanma, güvenme. Ancak ona dayan, ona güven. Tevhid, tevhid, tevhid. Her şeyin toplandığı yer tevhid. Kalbin Allah'la ünsiyeti tamamlandığı zaman hiçbir şey ondan hali olmaz. Hiçbir şey de ondan çıkmaz. Ben özüm, kabuk değil." Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri ölüm döşeğinde yatarken etrafında toplanmış bulunan evlatlarına hitaben bir ara şunları söyledi: "Etrafımı biraz boşaltın, aralayın. Aramızda boşluk kalsın. Zira ben zahiren sizinleyim. Batınense sizden başkalarıyla beraberim. Batın ve mana yönünden sizinle benim ve yine benimle diğer varlıklar arasında göklerle yer arasındaki mesafe kadar fark var. Beni bir başkasıyla kıyas etmeyiniz. Bir başkasını da benimle kıyaslamayınız." Allah kendisinden razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu esnada bir ara şunları söyledi: "Şu anda benim yanımda sizlerden başkaları da var. Onlara biraz yer açın. Onların yanında edepli olun. Burada büyük bir rahmet var. Onlara yeri daraltmayın. Onlara da yer kalsın." Evlatlarından birinin bana anlattığına göre Abdülkadir Geylani Hazretleri bu esnada ayrıca şu cümleleri mırıldanıyordu: "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri sizin de üzerinize olsun. Allah beni de, sizi de mağfiret eylesin. Allah benim de, sizin de tevbemizi kabul buyursun. Allah'ın adıyla." Abdülkadir Geylani Hazretleri bu cümleleri bütün bir gün boyunca gece gündüz mırıldandı durdu. Vefat ettiği günün son anlarında bir ara dedi ki: "Yazık sizlere, ben hiçbir şeye aldırmam. Ne meleğe ne de ölüm meleğine. Ey ölüm meleği, sen uzaklaş. Bizi senden başka dost edinen var." Bunları söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri daha sonra şiddetli bir bağırışta bağırdı. Bu hadise vefat ettiği günün akşamı vuku bulmuştu. Çocuklarından biri ölüm döşeğinde neler hissettiğini kendisine sordu. Abdülkadir Geylani Hazretleri buna cevaben dedi ki: "Bana kimse bir şey sormasın. Ben, o, şu, Allah'ın ilminde halden hale dönüp duruyoruz." Bir ara oğullarından Abdülcebbar'a hitaben şunları söyledi: "Sen uyuyorsun yahut uyanmaktasın. Benim şahsımda siz de ölünüz. İşte o zaman uyanır, hakikatleri görürsünüz." Ölüm döşeğindeyken bir ara ben yanına girdiğimde evlatları çevresindeydi. Abdülaziz adındaki oğlu da Abdülkadir Geylani Hazretlerinin söylediklerini yazmaktaydı. Beni görünce ona dedi ki: "Afife ver, o yazsın." Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu arzusu üzerine ben de Abdülaziz'in elinden kalemi kağıdı hemen aldım. Söylediklerini yazdım. Abdülkadir Geylani Hazretleri o anda şunları söylemişti: "Allah her bir güçlükten sonra bir kolaylık verir. Sıfatların haberlerini aynen geldiği şekilde naklediniz. Hüküm değişir, ilim değişmez. Hüküm neshedilebilir, yürürlükten kaldırılabilir. Fakat ilim neshedilemez. Allah'ın ilmi hükmüyle bozulmaz." Oğullarından Abdülrezzak'la Musa'nın
Bana anlattıklarına göre Abdülkadir Geylani Hazretleri son dakikalarında elini kaldırıyor, uzatıyor ve şunları söylüyordu. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri sizin de üzerinize olsun. Tevbe ediniz. Safa dahil olunuz. Geliyorum. Bundan sonra kendisine hak geldi. Ölüm sarhoşluğu geldi. O anda şöyle diyordu. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız hay ve kayyum olan Allah vardır. O ölmez, kendisine yokluk arız olmaz. Kudretle izzet sahibi ve kullarını ölümle kahreden Allah'ı tenzih ederim. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Oğullarından Musa'nın bana anlattığına göre Abdülkadir Geylani Hazretleri yukarıdaki cümleleri söylerken teassese kelimesine gelince dili biraz zorlandı. Tam olarak telaffuz edebilmek için o kelimeyi birkaç defa tekrarladı. Sonunda onu tam olarak telaffuz edebildi. Bu esnada sesini yükseltti ve iyice düzeltti. Sonra Allah, Allah, Allah dedi. Daha sonra sesi kesildi ve vefat etti. Allah ondan razı olsun, onu da razı etsin. Bizi de ahirette, kudret sahibi Melik'in huzurunda, doğruluk makamında onunla bir araya getirsin. Amin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve ashabının üzerine olsun. Bu son bölümle birlikte sesli kitap tamamlandı. Bu eseri ücretsiz bir sesli kitap olarak hazırlama nimetini bize ihsan eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz ve celil olan Allah bu eşsiz eserin feyizlerinden dünyada ve ahirette bizi faydalandırsın. Amin.